Bu videoda küçük bir vazo yapacağız. Kili tekerleğe koyun ve ortalayın. Doğru miktarda kil koymanız önemli. Küçük miktarda kil ile başlarsanız işiniz çok daha kolay olur. Dirseklerinizi dizlerinize veya tekerleğe yerleştirerek ellerinizi sabitleştirebilir ve destek alabilirsiniz. Merkeze yerleştiği zaman kilin ortasını baş parmağınızla açın ve diğer parmaklarınızı da kontrolü sağlamak için kullanın. Daha önceki videoda gördüğünüz silindirden farklı bir şekil yapacağız. Hangi şekli yapacağınız fark etmeksizin ilk önce bir silindir yaparak başlamanız gerekiyor. Kile şekil vermek için parmaklarınız ve avuç içinizle hafif baskı uygulayın. Nazikçe baskı uyguladığınıza emin olun. Çünkü tekerleğin en ufak bir hareketiyle kilin şekli kolayca bozulabilir. Gördüğünüz gibi üst kısmı dar, yuvarlak bir vazo yapıyoruz. T şeklindeki çubuklar yardımıyla vazonun derinlik ve genişliğini ölçebilirsiniz. Bu parça fazla uzun. O yüzden üst kısmın bir parçasını kesiyoruz. Bu kısmı şöyle şekillendiriyoruz. Bu çömle yapmak oldukça kolay. Vazoyu şekillendirmeyi bitirdikten sonra alt kısmından kesmeniz gerekiyor. Keseceğiniz noktayı işaretleyin ve bir tel ile kesin. Kestiğiniz parçayı dikkatlice kilin geri kalanından ayırın. Bir sonraki aşama için hazırız. Şimdi de farklı vazo örneklerinin yapılışını farklı açılardan izleyelim.